Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Python ile yazıyı sese dönüştüren bir program kodlayacağız. Bu program 33 satır koddan oluşuyor. Bunun için iki kütüphane kullanacağız. İlki, daha doğrusu 3 kütüphane kullanacağız. Bunun ilki tkinter, ikincisi gtts diye sesi yazıya dönüştüren kütüphane, üçüncüsü de işletim sisteminin kütüphanesi yani BOS. Evet, ilk önce tkinter kütüphanesini tkinter import yıldız tamamını kopyalayalım. Daha sonra from gtts import gtts. Evet. Sonra import BOS işletim sisteminin kütüphanesi. Bundan sonra arkadaşlar bizim tkinter'in frame'ini tanımlayacağız arkadaşlar. Eşittir tk diye. Şöyle. Bundan sonra root.main.log diye bunu kapatabiliriz. Daha erken aslında da olsun. Şuradan geometrisini de tanımlayalım. Nokta geometri. Kaç olsun bu? 650'ye 400 olsun mesela. 640'a 320 olsun. Daha sonra arkadaşlar bunun yerleşimini ayarlayacağız. 350 artı 350. Yani ortala bir şekilde gelsin bu ekrana. Ya da 250 olsun şu. Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız şey pencerenin ismini vermek. Root.title sesi yazıya dönüştüren program. Program. Evet, başlığını da verdik. Bundan sonra arkadaşlar bizim kullanacağımız arayüzü kodlamamız gerekiyor. Bunun için frame 1 diye bir çerçeve oluşturacağım ben. Sonra bunu frame diye oluşturacağız. Root'u içerisine atacağız tabii ki. Arka plan vereceğiz bir tane. Bu arka planı da şöyle eşittir diyerek ne yapacağız? Ne olsun mesela? Green olsun. Sarı mı oluyordu? Tam hatırlamıyorum bunu ama bunlar pek önemli değil zaten. Bunları sonra değiştirebiliriz. Yükseklik vereceğiz bir de. Height eşittir. Ben bunu niye yapamıyorum koddan? Height eşittir 150. Bundan sonra arkadaşlar frame'i pack ile yerleştireceğiz. Nokta pack. Bunun da x'ini sabitleyeceğiz arkadaşlar. Pil eşittir x. Eşittir x şöyle. Bundan sonra arkadaşlar frame 2'ye geliyor olayımız. Şöyle bunu kopyalayıp yapıştırabiliriz. Sorun yok. Ancak buradaki fark ne arkadaşlar? Frame 1'i bunun içerisine atacağız. Root'u değil. Şöyle frame 1'i atacağız. Bundan sonra ne yapacağız? İçerisine text atacağız. Yani şöyle text eşittir yazıyı buraya yazın diyeceğiz. Bundan sonra bunun içerisine font ve arka plan verebiliriz. Arka plan verelim bir tane. Font eşittir Arial kaç olsun? 14 piksel olsun. Bundan sonra da tabii ki BG yani arka plan vereceğiz. Arka planımızda ne olsun? White olsun. Bundan sonra arkadaşlar tabii aralara virgül atmayı unutmayalım. Yoksa hata alırız. Bundan sonra frame 2 nokta pek diyeceğiz. Şunu değiştirelim isimleri. Daha sonra arkadaşlar yapacağımız şey ne? Frame 1, frame 2. Aslında bunun arayüzünü birazcık düzeltsek daha güzel olabilirdi. Neden? Çünkü kodlamada. Şimdi arkadaşlar şu aynı şekilde şu üsttekini kopyalayıp buraya yapıştırdım. Ancak bunun altına bir de label ekledik. Bu label'ı arkadaşlar şu şekilde arka planını ayarlayacağız.
Arka planını white yaptık, tamam mı? Bundan sonra şu label'ı pack ile değil de place ile yerleştireceğiz. Evet, place ile yerleştireceğiz. Bundan sonra place'in içerisine de x'i konumlandıracağız. Eşittir 300 ya da 180 yapalım bunu. Bunlar tamamen aslında şey de yapabiliriz, rastgele ayarlayabiliriz ama neyse. Şimdi bunu ayarladık. Label nokta insert diyeceğiz. Insert. Neden? Çünkü bunun içerisine yazı ekleyeceğiz. Label'ın içerisine. Bundan sonra arkadaşlar fonksiyonu tanımlayacağız. Fonksiyonu tanımlamadan önce bizim bir entry ayarlamamız gerekiyor. Aslında şu label'ı entry'nin içerisine atayacaktık yani. Şunu silelim arkadaşlar şöyle. Evet. Entry diyelim, tamam. Buraya yazımızı gireceğiz. Eşittir. Entry. Ondan sonra entry'nin içerisine de frame 2'yi, daha sonra text'i yazacağız. Yani yazıyı buraya atacağız ya. Yazınızı giriniz. Burası aslında şuraya da aynı şekilde bir tane isim yazabiliriz. Sesin çıktısını pardon, yazının çıktısı ses. Ses çıktısı. Önemli değil bunlar. Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız şey font ve iç genişlik vermek. Yani BD eşittir 4 iç genişlik. Bundan sonra da font vereceğiz. Eşittir Arial. Arial değil mi? Arial işte, her neyse, 14 gene. Bundan sonra arkadaşlar entry place'e yerleştireceğiz. Entry.place. Bundan sonra x ve y konumlarını vereceğiz. X eşittir 130. Y eşittir 60 diyelim. Bundan sonra arkadaşlar alta geçip insert ekleyeceğiz. Nokta insert. Insert. Ondan sonra insert'in içerisine de 0 ve 2 nokta koyacağız. Şimdi arkadaşlar geldik bizim işimizi yapacak asıl koda. Yani komut fonksiyonunu oluşturacağız. Def sesi dönüşen ses yazalım. Ses yazalım. Tamam. Şimdi boş fonksiyon olacak bu arkadaşlar. Bunun altına da dilini belirleyeceğiz. Değişkine atıyoruz dili. Şu şekilde TR yaptık bunu. Bundan sonra arkadaşlar obje tanımlayacağız bir tane. MyObje eşittir. Bu objenin içerisine de arkadaşlar GTTS kütüphanesini atayacağız. Bu kütüphaneyi de arkadaşlar nereden tekste alacaksak orayı tanımlayacağız. Nt nokta get diyeceğiz. Yani biz buradan sesi alıp yazıya çevireceğiz diyoruz. Bundan sonra language'i de, yani dilini de şöyle lang bir değişkenin içerisine atacağız. Language. Aynen. Bundan sonra en alta geçip de arkadaşlar hızını belirleyeceğiz. Sesi tanıma hızını. Slow. Bir dakika. Ne diyorduk? Slow nok eşittir false. Yani boolean türünde bir değişken bu. Şu şekilde. Şunu da kapattık mı? Şuradaki komut dosyasını da düzelttik mi? Bir dakika, bir hata aldım. O hata da şu virgülleri atama hatası arkadaşlar. Evet, şimdi false attık. Bundan sonra show mu diyeceğiz? Bir dakika. Slow eşittir false. Tamam. Bir saniye. Evet, bir dakika. Şuradan slow eşittir false. Şu şekilde de kapattık.
Kapattığımızda çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü şu F'yi küçük yazıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi oldu. Evet, şimdi diğer koda geldik. En son yani objeyi arkadaşlar save edeceğiz. Bunun sonra işletim sistemine yazdıracağız. OS nokta sistem ne atacağız? Bu değişkenin ismini mi atacağız? Yok. Ne isimle kaydedileceğini atacağız arkadaşlar. Burada çıktı ses yazalım. Tamam. C ile yazalım biz de. Çıktı ses nokta wav yazalım. Ondan sonra tekrar aynı şekilde şunu kopyalayıp yapıştırabiliriz. Hiç sorun değil. Çünkü işletim sistemine kaydedecek bunu. Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız şey butonu tanımlamak. Butonu da alta geleceğiz. btn eşittir buton. Butonun içerisine de arkadaşlar frame 2 atacağız. Daha sonra text ile butonun üzerinde görecek yazıyı atıyoruz. Dönüştür. Daha sonra bunun width'ini height'ını vereceğiz. Eşittir 120 mi yapalım. Aslında buna gerek yok da neyse. İç genişlik vereceğiz. Padi eşittir 10 piksellik genişlik vereceğiz. Fontu da bold olsun. Bold 12. Daha sonra da komutu atayacağız içine. Command eşittir. Şuradaki fonksiyonun ismini yazacağız arkadaşlar. Daha sonra da bunu yerleştireceğiz butonu. btn nokta place. Place'in içerisine de x konumunda 100, y konumundaysa 130 verelim. Eşittir 130. Bundan sonra da arkadaşlar yapacağımız şey kalmadı şöyle sanırım. Evet, şimdi bunu yaptık. En sonda şu üstte yazdığımız root nokta main loop'u atamamız gerekiyor. Doğruysa. Tabi herhangi bir şey eksik yazmadıysa şu şekilde kaydımız devam ediyor. Evet, şöyle çalıştıralım bakalım. İnşallah çalışır yani. Bir hata almazsak aldık. Bir hata aldık. Şuradaki geometrileri de aldık. 6. satırda hata almışız. 6. satırdaki hata şu. Evet, bunu yanlış yazmışız herhalde. Neyse, bunu random versin. 0. konumdan başlasın arkadaşlar. Şöyle Ctrl S kaydet, çalıştır. Evet, 6. satırda yine bir hata aldık. Neyse, 350-200 yaparız. Şunu büyük yazdık ya, o yüzden hata aldık. 250 artı 200. Şöyle. Evet, şimdi bu şekilde kodumuz çalıştı arkadaşlar. Şuraya merhaba diyeceğiz. Merhaba kardeşim dedik, tamam mı? Dönüştür dedik arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, kodumuz çalıştı. Biz şu entry'yi büyütebiliriz. Şuradaki entry var ya, bunun genişliğini, width'ini artıralım. Width eşittir ne olsun mesela, 320 olsun, tamam mı? Şuraya virgülünü atayalım, yoksa komut hatası alırız. Şöyle gördüğünüz üzere istediğiniz kadar uzunlukta yazabilirsiniz. Merhaba dünya, programlamayı seviyorum. Şu şekilde dönüştür dedik. Merhaba dünya, programlamayı seviyorum. Bu Google Asistan'ın bulutlarına göndererek çalışıyor arkadaşlar bu kod. Neydi onun adı? Sanırım şu şeydeydi bizim. Nerede projemiz? Şu şekilde şurada da arkadaşlar çıktısı var gördüğünüz üzere. Bunu dosya konumuna giderek, tamam mı? Başka yerlerde kullanabilirsiniz. Kaydediyor yani program. Bu şekilde arkadaşlar, isterseniz ilerleyen zamanlarda şeyini alabilirsiniz yani. Neydi onun adı?
egzesini oluşturarak her ortamda kullanabilirsiniz. Kodumuz şu şekildeydi arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.